Arkadaşlar merhabalar. Bugün fiil konusunu işliyoruz. Fiil sözcük türlerinden biridir. Şimdi ilk olarak anlamına göre fiilleri değerlendireceğiz. Anlamına göre fiilleri kılış, durum ve oluş fiilleri olmak üzere 3 grupta inceliyoruz. Kılış fiilleri iş eylemidir aynı zamanda. Nesne alabilen eylemlerdir arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir fiil nesne alabiliyorsa bu kılış fiilidir. Fiil neyi ve kimi sorularından herhangi birine cevap verir. Çünkü nesne alabilir. Cümlede illa nesne olması gerekmez. Bu fiilimiz nesne alma kabiliyetine sahipse cümlede nesne olmasa bile bu kılış eylemi olarak kabul edilir. Pratik bir yöntemimiz var. Fiilin başına onu kelimesi getirilir. Eğer anlamlı oluyorsa bu kılış eylemidir. Birkaç örneğe bakalım. Şarkı söylemek, soruyu bilmek, onu beklemek, kitap yazmak, masal anlatmak, kapıyı açmak, duvarı yıkmak, kediyi sevmek gibi. Arkadaşlar nesne getirebildiğimiz eylemler kılış eylemi olarak bilinir. Durum fiilleri ise nesne alamaz arkadaşlar. Kişinin o anki durumunu bildirir, içinde olduğu durumu bildirir. Öznenin iradesiyle yapılabilen fiillerdir ve kendiliğinden gerçekleşmez. Kendiliğinden gerçekleşen eylemlere oluş eylemi diyeceğiz. Bakın buradaki eylemlerimiz nesne alamıyor. Uyumak, onu uyumak olmuyor. Dinlenmek, onu dinlenmek olmuyor. Oturmak, kalkmak, koşmak, bakmak, durmak, gülmek, donmak. Bunların hiçbiri nesne alamadığı için bunlara durum fiili diyeceğiz arkadaşlar. Durum fiilleri nesne alamıyor. Başına onu getirin, anlamlı olmuyorsa durum fiilidir. Arkadaşlar oluş fiillerine bakalım. Burada kitabımız yanlış yazmış. Lütfen burayı düzeltelim. Burası oluş fiilidir. Düzeltelim. Oluş fiilleri kendiliğinden gerçekleşen eylemlerdir. Bizim bir etkimiz yok ve nesne almaz arkadaşlar. Mesela büyümek, şişmanlamak, uzamak, yaşlanmak, saçın ağarması, beyazlaması, havanın kararması, doğanın yeşermesi, yaprakların sararması, ekmeğin bayatlaması veya işte herhangi bir yiyeceğin çürümesi gibi. Bunlar kendiliğinden gerçekleşen eylemlerdir ve dikkat ettiyseniz hiçbiri nesne alamaz. Bunlar kendiliğinden gerçekleştiği için oluş eylemi diyoruz. Evet, örneğimize bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda söz edilen fiillerin tümünü örneklendirmektedir? Burada arkadaşlar kılış, durum ve oluş fiillerini tanımlamış. Bize örnekler vermiş bunlarla ilgili. Tanımlamaktan ziyade bunlarla ilgili örnekler vermiş. Şimdi bizden ne istiyor sorumuz? Bu fiillerin tamamının örneklendirildiği bir şık istiyor. Bakalım. Delmek kılıç, dizmek kılıç. Onu delmek, onu dizmek, onu ezmek. Bu fiillerin hepsi kılış. Solmak kendiliğinden gerçekleşiyor, oluş. Susmak, onu susmak olmaz, durum. Acımak, onu acımak olmaz, yine durum. Bu da olmadı. Ağlamak durum eylemidir, oturmak da durum eylemidir. Büyümek, oluş eylemidir. Yolmak, mesela çiçekleri yolmak, nesne alır, kılış eylemidir. Vazoyu kırmak, nesne alır, kılış eylemidir. Saçmak, bu da kılış eylemidir, onu saçmak. Şimdi son şıkkımıza bakalım. Atmak, onu atmak, kılış. Kalkmak, durum, kişinin içinde bulunduğu durumu bildiriyor. Sararmak, mesela yaprakların sararması, kendiliğinden olan bir eylem olduğu için bu oluş eylemidir. Her üç eylem türüne de E şıkkında rastlıyoruz. Arkadaşlar fiilde zaman ve kip konusuna değinelim. Fiil kök ya da gövdelerine getirilen ve bu yolla fiilin çekimlenmesini sağlayan eklere kip diyoruz. Kipleri iki grupta inceleyeceğiz. Türkçe'de toplam 9 tane fiil kipi vardır. Bunları iki bölümde inceleyeceğiz. Çünkü zaman bildiren kiplere haber kipi diyeceğiz. Zaman bildirmeyen kiplere de dilek tasarlama kipleri diyeceğiz. Haber kipleriyle başlayalım. Az önce dediğim gibi haber kiplerinde zaman anlamı vardır. Bunlar eylemin zamanını bildiren kiplerdir.
Haber kitleri genellikle kesinlik bildirir arkadaşlar. Şimdi bizim 6 tane şahsımız var. 3'ü tekil, 3'ü ise çoğul. Eylemlerimizi bu şekilde çekimleyebiliyoruz. Şimdiki zaman kipimiz yor kipidir arkadaşlar. Yalnız dikkat edelim. Yor kipinin yerini tutan başka bir ekimiz daha var. Makta mekte eki. Geliyorum gelmekte şeklinde yor kipinin yerini tutabilen bir ektir. Buna da dikkat edelim. Şimdi zaman bildiren bir ek dedik. Eylemin söylendiği anda yapılmakta olduğunu bildirir. Şu an ders anlatıyorum. Şu an yaptığım eylemi ben bu kiple ifade ederim. Eylemin yapılışı ile anlatılışın aynı anda olduğunu belirtir. Altı şekilde çekimledik. Geliyorum, geliyorsun, geliyor. Geliyoruz, geliyorsunuz, geliyorlar. Üç tekil, üç tane de çoğul, altı şahısla çekimledik. Geniş zaman, genellikle alışkanlıklar ve her zaman yapılan eylemlerin anlatıldığı kipimizdir. Yine haber kipi çünkü eylemin zamanını bildiriyor. Geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanın tamamını karşılamaktadır. Ekimiz ne? R arkadaşlar. R'nin ar, er, ır, ir, ur, ür ve R şeklindeki haliyle karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar geniş zamanın olumsuz şeklini mame ya da mazmez şeklinde görebiliriz. Geliriz, gelmeyiz. Bakın R ortadan kayboldu. Gelir, gelirsin, gelmezsin. Bakın mame şöyle işaretleyelim. Mame ve mazmez geniş zaman olumsuz olarak karşınıza çıkabilir. O yüzden bu tarz olumsuz eylemler gördüğünüzde kipini anlamak için olumlu hale getirebilirsiniz. Evet, gelecek zaman eylemimiz arkadaşlar gelecek zaman kipimiz acakecektir. Bu zaman diliminden sonra yapacağımız eylemleri aktarmak için kullandığımız bir kiptir. Söz önce söylenir, eylem sonra gerçekleştirilir. Eylem söylendiği anda henüz gerçekleştirilmemiştir. Bakın yine altı şahısla çekimledik. Gideceğim, gideceksin, gidecek. Gideceğiz, gideceksiniz, gidecekler. Görülen geçmiş zaman benim şahit olduğum, tanık olduğum eylemleri aktarırken kullandığım kiptir. Dı, di, du, dü, sertleşmiş yani benzeşmeye uğramış şekli de tı, ti, tu, tü şeklindedir. Eylem önce anlatış sonradır. Eylemi gerçekleştirdikten sonra anlatırız ve ben bu eyleme tanık olmuşumdur. Yine burada 6 şahısla eylemimizin çekimini görüyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi çekimli fiillerdir. Zaman kipleriyle çekimlenmiş. Duyulan geçmiş zaman ise benim şahit olmadığım, başkasından duyduğum eylemleri aktarırken kullandığım kipimdir. Mış, miş, muş, müş. Eylem öncedir, anlatış sonradır arkadaşlar. Burada kesinlik yoktur, bir belirsizlik vardır. Görülen geçmiş zamanda eylemin yapıldığı kesindi ama değil mi? Belirliydi orada. Başkasından duyma anlamı olduğunu söyledik. Veya herhangi bir durumun tespit edilmesi anlamı da verebilir. Gözlerin şişmiş, yüzün solmuş derken bir tespit söz konusu. Dün buraya gelmişsin derken ben geldiğini başkasından duyuyorum. Burada da başkasından duyma anlamı var. Sonradan farkına varma anlamı da katabilir cümleye. Tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum derken burada sonradan farkına varma anlamı vardır arkadaşlar.